Gardrop Thomas Mann Seslendiren Akın Altan Bilmece dolu bir öykü Berlin Roma Ekspresi orta büyüklükte bir gara girdiğinde hava kasvetli, bulanık, loş ve sessizdi. Üzerlerine dantel işlemeli örtüler yayılmış geniş peluş koltuklarıyla birinci sınıf kompartımanların birinde tek başına yolculuk eden Albrecht van der Kualen oturduğu yerde doğruldu. Uykudan uyanmıştı. Ağzının tadı yoktu. Trenin uzun bir yolu geride bıraktıktan sonra ansızın durmasının, belli bir ritim gözeterek yuvarlanıp giden takırdının birden kesilip yerini sessizliğe bırakmasının yol açtığı, pek hoş denemeyecek bir duyguyla doluydu içi. Dışarıdaki gürültüler, bağırıp çağırmalar ve verilen sinyaller sessizlikle tuhaf bir çelişki oluşturmaktaydı. Abrecht van der Kuala'nın içinde bulunduğu durum, bir sarhoşluğun, bir sersemliğin ardından insanın ayılıp kendine gelişi gibiydi tıpkı. Kendilerini ayakta tutan o dayanak, o ritim, ansızın sinirlerimizin elinden çekilip alınır, bundan böyle sinirlerimiz kendilerini düpedüz şaşkın ve öksüz hisseder. Hele yolda içerisine dalınmış sağır bir uykudan uyanılmışsa, bunun daha çok böyle olduğu görülür. Albert van der Kuwalın gerindi şöylece. Sonra pencereye yönelip camı indirdi. Treni bir baştan bir başa izledi gözleriyle. Baştaki posta vagonunda görevli memurlar paketleri yükleyip boşaltmaktaydı. Derken lokomotif sesli sesli soludu, aksırıp tıksırdı ve bir boy puf puf ilerleyip sessiz durdu ama bütün vücudu titreyerek ayaklarını kaldırmış boşlukta tutan, koşulu olduğu arabayı çekmesini bildirecek işareti hırsla bekleyen bir beygirinki gibiydi duruşu. İri yarı bir kadın, sırtında uzun bir yağmurluk, alabildiğine kaygılı bir gözle neredeyse elli kilo ağırlığındaki bir bavulu kendisiyle birlikte sürüklemeye çalışıyordu. Diziyle ite ite bavulu önü sıra götürüyor, o vagon senin, bu vagon benim dolanıp duruyordu suskun, soluk soluğa gözlerinde kuşkulu bir ifade. Tertanecikleri görülen hayli öne çıkmış üst dudağı, insanı anlatılmaz ölçüde duygulandırmaktaydı. Vah zavallıcık diye düşündü Van der Kualın. Sana yardım edebilseydim keşke. Seni yerine yerleştirip telaşını giderebilsem ve bütün bunları da o üst dudağının hatırı için yapabilseydim. Ama ne ilersin ki herkes kendi başının çaresine bakmak zorunda.'' Böyle kurulmuş düzen. Şu an yüreğinde hiçbir korku ve tasının yer almadığı, ben de işte burada dikiliyor, sırtüstü yığılıp kalmış bir böcekmişin gibi sana bakıyorum. Gösterişsiz perona alaca karanlık çökmüştü. Akşam mı oluyor, yoksa gün mü ağrıyor, bildiği yoktu Van der Kualı'nın. Uyuyup kalmıştı. İki mi, beş mi, yoksa on iki saat mi uyumuştu? Kesin olarak belli değildi. Yirmi dört saat hatta daha uzun süre uyuduğu, kesintisiz, derin, alabildiğine derin bir uykuya daldığı olmamış mıydı şimdiye kadar? Yakası kadifeden, koyu kahverengi, kışlık yarım bir palto geçirmişti sırtına. Yüz atlarından yaşını kestirmek güçtü. 25'ten başlayarak neredeyse kırkına kadar çıkabilirdi. Sarıya kaçan bir teni vardı. Ama alev alev yanan gözleri kömür gibi siyahtı ve çevresinde koyu gölgeler seçiliyordu. Bu gözler iyi şeylerin müjdecisi değildi. Tam bir açık yüreklilik ve ciddilikle konuşan hekimler ona dört aydan fazla yaşam şansı tanımamışlardı. Şunu da unutmadan söyleyelim ki koyu renk saçları düz olarak yana taranmıştı. Berlin'de, oysa gezisinin ilk durağı değildi burası, kırmızı deri bavuluyla tam kalkmak üzere olan ekspresi atlamış, sonra da trende uyumuştu. Uyanmış olduğu şu andaysa kendini zamandan soyutlanmış hissediyor bu da içini sel gibi bir hoşnutsuzlukla dolduruyordu. Yanında saat yoktu. Boynunda taşıdığı ince altın zincirin yelek cebindeki ucunda sadece küçük bir madalyonun bulunduğunu bilmekten mutluydu. Saat kaçmış, hatta haftanın hangi günüymüş, öğrenmek istemiyor, yanında takvim falan taşımıyordu. Uzunca bir süre var ki, ayın hangi gününde, hangi ayda, Hatta hangi yılda bulunduğunu bilme alışkanlığından kendini koparıp almıştı. Her şey boşlukta olmalı diye düşünüyor hep. Biraz belirsizliğe karşın bu söz ona hayli çok şey söylüyordu. İlgili konudaki umursamazlığına şimdiye dek sekte vuran bir şeyle karşılaşmamış ya da böyle bir şey seyrek karşısına çıkmıştı. Çünkü bu gibi durumları kendisinden uzak tutmaya özen gösteriyordu. Hangi mevsimde bulunduğunu yaklaşık bilmek kendisi için yeterli değil miydi? pencereden kasvetli, loş ve nemli perona bakarken adeta sonbahar diye geçirdiği içinden. Bundan ötesini bildiğim yok. Nerede olduğumu biliyor muyum ki? Ve duyduğu memnunluk bu düşünceyle birlikte ansızın neşeyle karışık bir dehşete dönüştü. Hayır, nerede bulunduğunu bilmiyordu. Hala Almanya'nın içinde miydi? Kuşkusuz, Kuzey Almanya'da mı? Belli değildi. Henüz uykulu gözleriyle kompartıman penceresinin istasyonun isminin yazılı olabileceği ışıklı bir tabelanın önünden kayıp geçtiğini görmüş ama harflerden bir teki bile beyninden içeri bir yol bulup girememişti. Henüz mahmurluğundan sıyrılamamış, kondüktörün iki, üç kez bağırarak istasyonun ismini söylediğini duymuş ama seslerden hiçbirini gereği gibi algılayamamıştı. Orada, ama orada, sabahı mı yoksa akşam mı müjdelediğini bilmediği bir alacakaranlıkta yabancı bir yer, yabancı bir kent vardı. Albert van der Kual'ın keçe şapkasını bagaj yerinden aldı, kırmızı ve beyaz damalı ipek örtüyle kaplanmış olup, örtünün içine gümüş saplı bir şemsiye yerleştirilmiş kırmızı deri valizine sarıldı. Floransa'ya bilet almış olmasına bakmayarak kompartımandan çıktı dışarı. Mütebazı gar binasının içinde yürüyerek emanete geldi, valizini bıraktı, ardından bir pro yakıp ellerini ne baston ne de şemsiye almıştı yanına, paltosunun ceplerine soktu ve istasyondan ayrıldı. Dışarıdaki kasvetli, nemli ve tenha alanda beş, altı arabacı kamçılarını şaklatıp bekleşiyordu. Başında şeritli bir kasket, sırtında üç yerek sarıldığı uzun bir palto, işlerinden biri sorar gibi "Hotel zum Manne" diye yükseltti sesini. "Fanderkwaalın?" "Hayır." dedi. Teşekkür etti adama, caddeyi tutup yürüdü. Yolda karşılaştığı insanlar paltolarının yakalarını kaldırmıştı. Kendisi de öyle yaptı. Yumuşacık kadife yakaya yasladı boynunu. Prosunu tüttürerek normal adımlarla ilerlemeye koyuldu. Alçak ve kalın bir duvarı, iki masif kulesiyle eski bir kale kapısını geride bıraktı. Korkulukları heykellerle donatılmış, altında suların bulanık ve tembel yuvarlanıp gittiği bir köprüye geldi. Uzun, köhne bir tekne ileriden köprüye yaklaştı. Kış tarafında adamın biri elindeki uzun sopayla kürek çekiyordu. Van der Kualen biraz durup korkuluktan aşağı saktı. Bak sen diye düşündü. Bir ırmak, bir ırmak. Adını bilmeyişim hoş bir şey. Sonra yine yürümeye koyuldu. Köprüyü geçip orta genişlikte bir yolun kaldırımında ilerledi bir süre. Derken sola saptı. Akşamdı. Ark lambaları ansızın parlıyor, bir iki kez titreşip akkor halini alıyor, ıslıksız sesler çıkarıyor, ve ardından sisli havada ışıldamaya başlıyordu. Mağazalar kapanmaktaydı. ''Senin anlayacağın her bakımdan sonbahar.'' diye düşündü Van der Kualın ve ıslak, kara kaldırında yürümeye koyuldu. Galoşlar yoktu ayaklarında ama çizmeleri pek bol, sağlam ve dayanıklıydı. Öyleyken zarafetten yoksun oldukları söylenemezdi. Hep sol doğrultuda yürüdü. Önünden hızlı hızlı adımlarla yayalar geçiyor, İşlerine seyirtiyor ya da işlerinden dönüyorlardı. Ben de bu kimselerin arasında yürüyorum diye düşündü Kual'ın. Öylesine yalnız ve yabancıyım ki belki şimdiye kadar hiç kimse bu denli yalnız ve yabancı hissetmemiştir kendini. Ne bir işim var ne bir amacım. Yaslanacağım bir baston bile yok elimde. Benden daha boşlukta, daha özgür, daha umursamaz biri çıkabilir mi? Kimse bana teşekkür borçlu değil. Ben de kimseye teşekkür borçlu değilim. Tanrı diye kadar asla kol kanat gelmedi üzerime. Beni tanıyıp ettiği yok. Sağa sola avuç açtırmayan dost, bir felaket iyi bir şey olur. İnsan kendi kendine şöyle diyebilir o zaman. Tanrı'ya hiç borcum yok. Çok geçmeden kentin sonuna gelmişti. Belki de kent merkezinden dost doğru kent dışına çıkan bir yolda yürümüştü. Ağaçların ve villaların sıralandığı geniş bir banyo caddesinde ilerliyordu şimdi. Derken sağa saptı, köy yollarını anımsatan ama hava gazı fenerleriyle aydınlatılan yollardan geçti. Sonunda genişçe bir sokağa geldi. Kasvetli, sarı renkte, sıradan bir evin hemen sağındaki tahta bir kapının önünde durdu. Evin kendisi, pek saydam olmayan hayli bombeli buzlu camdan pencereleriyle sivrilip öne çıkıyordu. Kapıya, üçüncü katta kiralık daire yazısını içeren bir levha iliştirilmişti. ''Demek öyle?'' dedi Fander Prosunun izmaritini kaldırıp atarak kapıdan girdi. Evin avlusunu bitişik avludan ayıran tahta perde boyunca ilerledi. Soldaki iç kapıdan ayak attı içeri. Eski püskü bir yolluk ve lime lime külüstür bir kilim yayılmış holden geçti. Köhne merdivenden çıkmaya koyuldu. Tek tek katların kapıları da yine pek delme çatmaydı. Ve buzlu camlarının önünde tel kafesler bulunuyordu. Kapıların üzerine isim plakaları yerleştirilmişti merdiven sahanlıklarını gaz lambaları aydınlatıyordu. Ama üçüncü katta, en son kattı burası ve daha yukarısı kiler olarak kullanılıyordu. Merdivenin sağında ve solunda başka kapılar yer almaktaydı. Açık kahverengiye boyanmış basit oda kapılarıydı bunlar. Bir tarafta bir isim falan görülmüyordu. Van der Kualen ortadaki düğmeye bastı. Bir zil sesi duyuldu. Ama içeriden yanıt veren çıkmadı. Bunun üzerine soldaki kapıyı tıklattı eliyle. Ses yok sağdakini tıklattı ardından. Uzun, hafif adımların çıkardığı ayak sesleri işitildi ve kapı açıldı. Bir kadın belirdi kapıda. Uzun boylu, zayıf ve yaşlı. Başından mat eflatun renginde iri bir fiyonkla bir hotoz, sırtında modası geçmiş, rengi atmış siyah bir giysi. Avurtları çökmüş, küçücük bir yüzü vardı. Biraz çilliydi alnı ve yosunumsu bir bitkiyi anımsatıyordu. ''İyi akşamlar, dedi Van der Kualın. Odalar. Yaşlı kadın evet der gibi başını salladı. Başını sallayıp yavaş yavaş gülümsedi. Suskun ve anlayış dolu bir gülümseme, sevimli, beyaz ve uzun eli, yorgun ve nazik, ağır ağır karşı sol kapıyı gösterdi. Sonra dönüp gitti kadın, bir anahtar alıp geldi. Bak hele diye düşündü kadının arkasında dikilen Fander Kualım kadın kapıyı açarken. Bir hayaletten farkınız yok adeta. Sanki Hoffman'ın eserlerindeki kahramanlardan birisiniz hanımefendi. Kadın çengelden gaz lambasını alarak Van der Koal'ını kapıdan içeri soktu. Alçak tavanlı küçük bir odaydı burası. Kahverengi bir döşemesi vardı. Ama duvarlar tabana kadar saman sarısı hasırlarla kaplanmıştı. Arka duvarın sağındaki pencereyi uzun ve zarif kıvrımlarla beyaz bir müslim perde örtüyordu. Sağ kolda bitişik odaya açılan beyaz bir kapı vardı. Yaşlı kadın kapıyı açıp lambayı yukarı kaldırdı. Oda acınacak kadar çıplaktı. Yalın beyaz duvarları içeriyordu. Açık kırmızı vernikle boyanmış, üç kamış iskemle, krem şanti üzerindeki çilekler gibi duvarlarla bir çelişki oluşturmaktaydı. Bir gardırop, bir lavabo ve bir ayna görülüyordu bir köşede. Mahun ağacından bir karyola, orta yerde tek başına devcileğin duruyordu yoksa beğenmediniz mi odayı? Hoşunuza gitmeyen bir şey mi var? diye sordu yaşlı kadın. Şirin ve beyaz elini alnındaki yosunumsu bitkinin üzerinde hafifçecik gezdirdi. Sanki deminki sözleri yanlışlıkla söylemiş, o anda aklına söyleyecek bir başka şey gelmemişti. Hemen ekledi ardından. Örneğin, ''Hayır, yok.'' dedi Fander Kualım. Odalar oldukça zevkle döşenmiş. Tutuyorum. Evden biri istasyona gidip bagajımı alırsa sevinirim. İşte makbuz. Lütfen yatağı hazırlayıp komodine bir çeki düzen verir misiniz? Birkaç havlu da getirmeyi unutmayın, olmaz mı? Elimi yüzümü yıkayıp hemen kente inecek yemek yiyip döneceğim. Van der Kual'ın cebinden nikel kaplama bir kutu çıkardı. İçindeki sabunu alıp lavaboya yöneldi. Elini yüzünü yıkamaya koyuldu. Bu arada gözlerini camları dışa doğru bombeli pencereden çok aşağılardaki hava gazı fenerlerinin aydınlattığı çamurlu banyo yollarında, ark lambalarında ve villalarda dolaştırdı. Elini kurularken gardrob'a doğru yürüdü. Kahverengi, hantal bir gardıroptu ve dokununca hafif sallanıyordu. Tepesinde oyma saç şeklinde gösterişsiz bir süsü vardı. Sağ yan duvarın ortasındaki ikinci bir beyaz kapı boşluğunda duruyordu. Bu ikinci kapı merdivenden çıkınca ortadaki asıl kapıdan girilen odalara açılıyor olacaktı. ''Dünyadaki bazı nesnelerin içerdiği düzene diyecek yok.'' diye geçirdi kafasından Van Kualım. Örneğin bu gardırop kapı boşluğuna öylesine uymuş ki sanki boşluk düşünülerek yapılmış. Gardırobu açtı. İçi bomboştu. Elbise asmak için tabanına sıra sıra çengeller tutturulmuştu. Ne var ki bu sağlam mobilya bir arka duvardan yoksundu. Arka duvarı gri bir bez, çivi ve raptiyelerle köşelere tutturulmuş kaba bir kumaş parçası örtüyordu. Van der Kual'ın gardırobu kapadı. Şapkasını alıp paltosunun yakasını kaldırdı. Mumu söndürüp yola düştü. Ön odadan geçerken kendi ayak sesleri arasında bitişik odalarda bir tıngırtı, hafiften çın çın madeni bir ses işitir gibi oldu. Yoksa kendisine mi öyle gelmişti? Kapıyı kilitlerken sanki altın bir yüzük gümüş bir kase içine düşüyormuş gibi diye geçirdiği içinden. Merdivenlerden inip evden çıktı ve kentin yolunu tuttu. İşlik bir caddede aydınlık bir restorana girip ön masalardan birine oturdu. İçeridekilere sırtını döndü. Kızarmış ekmek yedi. Sebze çorbası içti. Yumurta, biftek, komposto ve şarap getirtti. Ardından bir dilim yeşil gogonzola peyniriyle yarım armut söyledi. Hesabı ödeyip paltosunu ve şapkasını giyerken bir Rus sigarasından birkaç nefes çekti. Ardından bir pro yakıp çıktı restorandan. Biraz sağda solda dolaştı. Derken dönüş yolunu bularak salına salına yürümeye koyuldu. Sırlı camdan bombeli pencereleriyle ev kap karanlık ve suskun duruyordu. Fanderkavalın sokak kapısını açıp zifiri karanlık merdivenlerden çıkmaya başladı. Kibrit çakarak önünü aydınlatıyordu. Üçüncü katta durup kiraladığı dairenin sol baştaki kahverengi kapısını açtı. Palto ve şapkasını divanın üzerine bırakıp büyük masanın üzerindeki lambayı yaktı. Valizinin ve rulo yapılmış battaniye ile şemsiyesinin oracıkta durduğunu gördü. Battaniyeyi açarak içindeki konyak şişesini aldı. Ardından valizini alıp küçük bir kadeh çıkardı. Koltuğa oturdu, prosunu tüttürüp arada bir konyaktan bir yudum aldı. Hiç değilse konyak denilen şey var şu dünyada diye geçirdiği içinden. Derken yatak odasına geçip komodinin üzerindeki mumu yaktı. Lambayı söndürüp soyunmaya başladı. Sırtındaki gri, gösterişsiz ve dayanıklı giysileri bir bir çıkarıp yatağın yanı başındaki kırmızı koltuğun üzerine koydu. Pantolon askılarını çıkarırken aklına hala divanın üzerinde duran şapkayla palto geldi. Gidip getirdi bunları, gardıroba açtı. Ama hemen bir adım geriledi. Arkaya uzanan eliyle karyolanın dört bir köşesindeki mahun ağacından koyu kırmızı topuzların birini yakaladı. Kırmızı lake koltukların krem şanti içindeki çilek taneleri gibi bir kontrast yaptığı yalın ve beyaz duvarlarıyla oda, yanan mumun titrek ve tedirgin ışığına gömülmüştü. Ama kapısı ağzına kadar açık duran gardırop boş değildi. Biri dikiliyordu içinde. Bir kadın, bir cinsi latif. öylesine şirin ve sevimli ki, Albrecht van der Kualı'nın kalbi bir an duracak gibi oldu. Ardından yine ağır, normal ve hafif vuruşlarını sürdürdü. Kadın çıplaktı. İnce ve narin kollarından birini havaya kaldırmış, işaret parmağını dolabın tabanındaki çengellerden birine geçirmişti. Uzun ve kahverengi saçları dalga dalga çocuksu omuzlarının üzerine dökülmüştü ve omuzlarda öyle bir sevimlilik vardı ki karşılarında hıçkırarak ağlamamak elde değildi. Çekik siyah gözlerine mum alevinin parıltısı vurmuştu. Ağzı biraz büyük, ama öylesine tatlı bir ifade taşıyordu ki, sanki acı ve kahır içinde geçirdiği günlerin ardından uykunun öpücüğünü insanın alnında duyumsaması gibiydi. Topuklarını sımsıkı birbirine yapıştırmış, düzgün bacaklarını yumuşacak birbirine bitiştirmişti. Albrecht van der Kual'ın eliyle gözlerini oğuşturdu ve gördü. Dolabın arka duvarını oluşturan çuhanın sağ alt ucu sökülmüştü. ''Şaşılacak şey.'' dedi. ''İçeri buyurmaz mısınız?'' ''Nasıl desem, dolaptan çıkmaz mısınız dışarı? Bir kadehçik konya içmez miydiniz? Ya da yarım kadehçik?'' Ne var ki, Fander Kual'ın sorusuna yanıt beklemiyordu ve yanıt dağlamadı. Dolaptaki Yosman'ın belli bir ifadeden yoksun, dipsiz uçuruma benzeyen, suskun bir izlenim uyandıracak kadar kapkara, çekik ve parlak gözleri Fander Kual'ın üzerine çevrilmişti. Ama bir yerde durmuyordu bu gözler amaçsız, sisler puslar içinde geziniyor, sanki Fander görmüyordu. ''Anlatmamı ister misin?'' dedi ansızın, sakin ve dumanlı bir sesle. ''Anlat!'' diye yanıtladı Fander Yatağın kenarına oturmuştu. Palto dizlerinin kavuşturulmuş elleri de paltonun üzerinde duruyordu. Ağzı biraz açık, gözleri yan kapalıydı. Ama kanı damarlarında sıcak ve yumuşak dolaşıyor, kulaklarında hafiften uğultusunu işitiyordu. Kadın, dolabın içinde oturmuş, narin kollarını karnına doğru çektiği dizlerinden birine dolamıştı. Öbür bacağı dolaptan dışarı sarkıyor, kollarının üst kısımlarıyla bastırarak küçük memelerini gizlemeye çalışıyordu. Dizinin gerilmiş cildi ışıl ışıldı. Derken anlatmaya koyuldu. Alçak sesle konuşuyor, mumun alevi odanın içinde sessiz oynaşıyordu. İki kişi kırlara açıldı. Kadın başını erkeğin omzuna yaslamıştı. Otlardan burcu burcu keskin bir koku çevreye yayılıyor ama daha şimdiden akşamın sisi topraktan buram buram yükseliyordu. İşte böylece başlamıştı anlatmaya ve anlatısında çokluk şiir dizeleri yer alıyor. Bunlar eşi görülmedik ölçüde hafif ve tatlı uyakları içeriyordu. Hani bazen hummalı gecelerde yarı uykularda kulaklarımızda yankılanır. Onun gibiydi tıpkı ama anlatının sonu iyi bitmemişti. Son o kadar acıklıydı ki sanki iki kişi bir daha hiç ayrılmayacaklarmış gibi birbirlerine sarılmış ve dudakları birbirinin üzerinde dinlenirken her biri koca bir bıçağı karşısındakinin belini saran kemerin üstünde bir yere saplıyor. Bunu da haklı bir takım nedenlerle yapıyordu. İşte böyle bir sonla bitirmişti anlatısını. Derken alabildiğine sessiz sedasız kalkmış, dolabın arka duvarını oluşturan gri bezin sağ alt ucunu kaldırıp ortadan kaybolmuştu. O günden sonra Fander kadını her akşam gardırobun içinde buldu ve anlattıklarını dinledi. Kaç akşam, kaç gün, kaç hafta ya da ay bu evde, bu kentte kaldı? Sayısını belirtmek kimin işine yarayacaktır? Zavallı, külüstür bir sayı kimi memnun edecektir? Ve bizler biliyoruz ki başvurduğu çeşitli hekimler Albrecht van der Kulağlı'na dört aydan fazla bir yaşam şansı tanımamıştır. Dolaptaki kadın anlatıyordu hep. Karamsarlık dolu, hazin şeylerde anlattıkları. Ama tatlı bir yük gibi insanın kalbinin üzerine gelip oturuyor ve bu kalbin daha yavaş, daha mutlu bir tempoyla çarpmasını sağlıyordu. Sık sık kendini unuttuğu oluyordu Van der Damarlarında kanı fıkır fıkır kaynıyor, ellerini kadına uzatıyor, kadın da onları geri çevirmiyordu. Ama her seferinde pek çok akşam kadını dolabın içinde göremiyordu. Dönüp geldiğinde ise kadın pek çok akşam susup bir şey anlatmıyor, sonra yavaş yavaş yeniden başlıyor, Van der Kual'ın kendini yemden unutuncaya kadar da anlatmasını sürdürüyordu. Ne kadar sürdü bu? Kim bilebilir? Ayrıca Abdret Van der Kual'ın o gün öğle sonrası kompartımanda gerçekten uyanıp önceden tanımadığı o kente gitti mi?'' Yoksa birinci sınıf kompartımanında uyumasını sürdürdü de baş döndürücü bir hızla yol alan Berlin Roma Ekspresi ile dere tepe aşarak kayıplara mı karıştı kim bilebilir? İçimizden hangimiz gereken sorumluluğu üstlenerek ilgili sorulara kesin yanıtlar vermeyi göze alabilir? Bu konuda hiçbir şey söylenemez. Her şey boşlukta kalmalı. Son